Ya Mesude, bak biz kendi karnımızı zor doyuruyoruz ya. Bak üç kişi diyorsun. Allah'ını seversen Mesude, ben tek başıma nasıl doyurayım o kadar insanı ya? Yener, onlar benim kardeşim. Enişte merak etme. Gerekirse okulu bırakırım, gene de minnet etmem ben sana. Ya nereye gidiyorsun? Otur şuraya. Bak, hareketlere bak. Allah'ını seversen ya. Ama var ya, bunları hep sen şımartıyorsun ha. Benim otoritemi sarsıyorsun Mesude. Abla, enişte. Ya biz bakarız başımızın çaresine. Ne olur bir de siz tartışmayın. Nasıl bakacağız kızım ya? Ha? İş mi var sanki? Kolaydı bulup çalışmak, ev geçindirmek. Hilda Hanım. Gülfem Hanım sizi bekliyor. Hepinizi. İşte nihayet atıyor bizi evden ya. Haklı ama kadın ya, haklı. Kınayak şimdi sende. Lonca yeter. Ya kızlar, ne oluyor? Bir dakika sakin olun. Ne dedim ben size ya? Böyle bir zamanda birlikte olmamız lazım. Çok şükür evimiz var. Gerekiyorsa ben gündelik temizliğe de giderim. Ya Mesude, Allah'ını seversen bak altı kişi diyorsun kızım ya. Ya bir ölç, tart, biç. Bu kadar insan nereye sığacak bizim evde ya? Bak Mine de gelecek haftaya kalmadan memleketten. Ya Mesude yapma Allah'ını seversen ya. Yener. Beni söyletme. O ev babamın. Ay. Bu lafı ettin ha Mesude. Yani şu kulaklar bu lafı duydu ha. Puh, yazıklar olsun sana be. Hadi gidelim, hadi gidelim. Bitsin. Bu iş ne olacaksa olsun işte. İnatına bekletiyor bizi, ezecek ya. Kız sus. Zaten burnumdan soluyorum. Ben yokken burada işler nasıl yürüyordu bilmiyorum. Babam hayatta olsaydı, Görru'nun, Yonca'nın, Sari Efendi'nin neden olduğu bunca probleme ne tepki verirdi bilmiyorum. Benim kadar sabırlı olabilir miydi? Onu da bilmiyorum. Halide! Halide! Cihan Bey. Git Gülru'yu çağır bana. Gülru'yu mu? Gülru'yu çağır bana, Gülru gelsin buraya. Gülru aşağıda. Aşağıda? Size daha önce de söyledim. Sipahiler sadakate çok önem verirler. Ve kendilerine yapılanları asla unutmazlar. Gülfem Hanım. Gitmemizi isteyeceksiniz, biliyoruz. Biz de zaten... Söyleyeceklerim bitmedi. Salih Efendi, sadakatinden şüphe etmediğimiz bir hizmetlimizdir. Ve zor zamanında arkasında durmayı borç biliriz. Yonca, yarın sabah itibariyle tekrar hastanede çalışmaya başlayabilirsin. Personelden Ayşe Hanım'la görüşeceksin. O sana ne iş yapacağını söyleyecek. Mesude. Mutfakta çalışmaya devam edebilirsin. Çiçek. Okul masraflarını ben üstleniyorum. Teşekkür ederim. Gülfem Hanım. Çok teşekkür ederiz. Ama biz ablalarıyız Çiçek'in. Eğitim masraflarını karşılamak için ne gerekiyorsa elimizden geleni yaparız. Sen de babamın bursuyla okumadın mı Görru? Bu neyin gururu böyle? Ha yoksa sen kardeşlerinin içinde tek üniversite mezunu mu olmak istiyorsun?
Neyse. Nerede kalmıştık? Aa. Gülru. Sen de atölyede yanımda çalışmaya başlayabilirsin artık. Elbette müştemilatta kalmaya devam edebilirsiniz. Babanızın tahliyesi için avukatım ne gerekiyorsa yapacak. Hatta bugün onunla bir görüş ayarlatacağım size. Evet, bu kadar. Güfem Hanım, sağ olun. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Gülfem Hanım, çok teşekkür ederiz. Asla pişman olmayacaksınız. Sen de bir şey mi diyecektin Gülru? Yani çok teşekkür ederiz. Evet, gidebilirsiniz. Gülru. Gülfem Hanım, ben size bir şey söyleyecektim ama yani bir teklifte bulunacaktım ama. Yener. Dur kız. Söyleyeyim. Şimdi babam madem hapiste, bahçe boş kalmasın diyecektim. Yani arzu ederseniz onun işlerini ben yapabilirim. Yani neticede tarlada doğdum ben. Çok iyi bilirim o işleri yani. Ne bileyim, hani şoförlüğe ihtiyacınız olursa. Ya ne saçma oluyorsun. Dursana bir dakika. Hadi ama bak, yukarıda bir sürprizim var lütfen. Cihan'cığım, ne olur ısrar etme. Kafam alt üst şu an. Kafamı toparlayayım, geleceğim yanına, tamam mı? Söz. Söz verdin. Tamam ama bak, bugün gel, tamam mı? Tamam, geleceğim. Tamam.